Değerli arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün dersimiz paralel kenar konusunu anlatacağız. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene paralel kenar denir. ABCD paralel kenar ise ABDC'ye paralel. AD de BC'ye paralel arkadaşlar. AB eşittir DC, AD eşittir BC'dir. Evet, karşılıklı kenarları eşit ve paralel arkadaşlar, işaretlemeyi unutmuyoruz sorularda. Paralel kenarda açı, değerli arkadaşlar, burada da alt üste paralel olduğu için burada karşı durumlu açılar şeklinde 180'e eşit olduğunu unutmuyoruz. Bir de çapraz açıların birbirine eşit olduğunu paralel kenarda unutmayacağız. Bakın y ise bu da x ise x'tir. Birbirine eşit oldu. Değerli arkadaşlar, x artı y 180 derecedir. Örnek 1, ABCD paralel kenar. DAB 70, EBC 65, DCE 20. X kaç derecedir diye sorulmuş. Bizim burada bu 70 ise hani karşılıklı açılar eşittir çapraz açılar. Bakın bu da 70 olmalı. O zaman burası 50'dir. Üçgenin iç açısından cevabımız da belli arkadaşlar. 50 artı 65 artı x eşittir 180'den nedir? Bu da 65 65 130 50. O zaman x 65'tir arkadaşlar. Örnek 2, ABCD paralel kenar. AB eşittir EC, BC eşittir DE, DC 34. X kaç derecedir? Bakın bizim burada neyimiz var? Görüyoruz, paralel ise burası buraya eşit olmalı. O zaman cevabımız burası ne olur? İkizkenar yamuk olmuş oldu. 34 artı x olmuş oldu. Peki bizim neyi soruyor? AB EC'yi eşitmiş. AB EC. Peki AB'ye şöyle bir çizik atsak, EC'ye de bir çizik atmamız gerekir. O zaman bu da bir çizik. Görüyoruz burası da ne oldu? 34 artı x oldu. İkisi kenar üçgen. Topluyoruz. 3 tane 34 geldi. Artı 2x eşittir 180'den. 3 tanesi 30, 90, 12, 102. 102 artı 2x eşittir 180'den. 2 tane x'imiz 78. X'imiz de 39 olmuş oldu. Uygulama 1, ABCD paralel kenar, AE açıortay, DC AE'ye eşit, AD BE'ye eşit, X kaç derecedir? Şimdi bizim burada Z'miz var arkadaşlar, A yazınca bu da A olur. Buradan Z'den dolayı A oldu. Peki görüyorsunuz bu da 2A oldu. Nereden dolayı arkadaşlar? Bakın yamuk, ikizkenar yamuk olmuş oldu, 2A. Peki paralel kenardı. Başka ne görüyoruz arkadaşlar? Bizim hani bu 2A ise bu da 2A'ydı arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Bu çizgiyi atarsak evet 2A, bu da 2A. Burada görüyoruz DC AE'ye eşitmiş. DC AE'ye eşitmiş. Bakın AE'ye bir S atarsam DC de S oldu. Aynı zamanda bu da S. Peki burası da ne oldu? 2A oldu. Şurada görüyoruz arkadaşlar. 5 tane A üçgenin iç açısı 180. A da nedir? 36. X'i soruyor bize. 2 tane A olduğu için 2A 72 olmalı. Uygulama 2, ABCD paralel kenar, AEB 79, BCD X. Şekilde verilen AE ve doğru parçası ABAD açısının 2 eşit açıya, BE ve BF doğru parçasının ABC açısını 3 eşit açıya bölmektedir. Buna göre X kaç derecedir? Şimdi biz yazalım. AA yazalım biz buraya. AA olsun. Buraya da BB yazalım. Üçgenin iç açısından bunu bulmaya çalışalım. Bir de paralellikten onu da kullanalım. 2 tane B artı 3 tane A eşittir 180. Evet, 180.
Şimdi bir de şu üçgenin iç açısından bulabiliriz. 2A artı B artı 79, o da 180. Attık diğer tarafa, 79'u diğer tarafa atarsak 101 olmuş oldu. 2A artı B eşittir. Evet, 101 oldu. Peki 2B artı 3A ne oldu? 180. Bize x'i soruyor. X, yani a'yı bulalım. O zaman eksi 2 ile çarparsak b'ler gitmiş oldu. B'ler gidince eksi a oldu. 2 ile çarpıyoruz arkadaşım. 202. Eksi 202 artı 180'den a'yı da ne bulmuş olduk? 22. A'yı 22 bulduk. Bakın bununla bu 180'di. 3 tane 22 artı x eşittir 180'den. X eşittir, bakın 66, diğer tarafa attık, 114 olmuş oldu. Paralel kenarda uzunluk, AC köşegeni, bakın iki eş parçaya bölüyor, BD köşegeni. Bakın köşegenler birbirini ortaladığını bilmemiz lazım. DE ile EB'nin birbirine eşit olduğunu, EC ile de AE'nin birbirine eşit olduğunu buluyoruz. Çevre nedir arkadaşlar? 2 tane A, 2 tane B. Kenarları AA, BB, 2A artı 2B çevre veriyor. Peki E'nin karesi artı F'nin karesi. E nedir? AC köşegeni. F nedir? BD köşegeni. E kare artı F kare, 2A kare artı 2B kare şeklinde formülümüz var arkadaşlar. BD köşegen BCF doğrusal ise AE'nin karesi EK çarpı EF. Evet, kelebekten de bulabilirsiniz, benzerlikten de bulabilirsiniz. Buna dikkat ediyorsunuz. AE'nin karesi EK çarpı EF tamamı AE'nin karesini veriyor. Burada bakın bir köşeden gelip karşı iki kenarı iki eşit parçaya böldüyse buradaki AC köşegeni üç eşit parçaya ayrılır. Bunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. AK eşittir KL. O da LC eşit bir köşeden gelip karşı iki kenarı iki eşit parçaya orta noktalarını yani bularak iki eşit parçaya ayırmış. Bakın BF'nin FC'ye AE'nin de EB'ye eşit olduğunu söylemiş. Abicide paralel kenar ise KLMN doğrusalsa burada çapraz uzunlukları toplamı birbirine eşit. Yani D'nin uzunluğuyla B'nin uzunluğu toplamı A'nın uzunluğuyla C'nin uzunluğu toplamına eşit. Yani AK artı CN BM artı DL'nin toplamına eşittir. Evet, dik olursa yine aynı geçerlidir. AC köşegen DE diktir AC, BF diktir AC, DE eşittir BF, AE eşittir CF. Evet, bunlar eş üçgenlerden meydana gelen bir sonuçtur. Buradan paralellikten siz bunları görürsünüz. Evet, üçgeni iyi kullanan arkadaşlar bunları görür. Eş üçgenler meydana gelmiş oluyor. Burada da muhteşem üçlü var. Ona da dikkat ediyorsunuz değerli arkadaşım. Açıortaysa bakın açıortayların birleştiği açı nedir? 90 derecedir. Biliyoruz. Örnek 3. ABCD paralel kenar AC kesişim BD eşittir E. AC kesişim DF eşittir K. AF FB'ye eşitmiş. K'ye 2 birim. X kaç birimdir? Şimdi değerli arkadaşlar buradan bizim neyimiz var? Şurada kenarortay olduğunu bilmemiz lazım. Bu da kenarortaysa bakın ağırlık merkezi olmuş oldu burası. K noktası. O zaman 2'ye 4. Bu da 4 olur. Burası 6 ise bu da ne olmalı? 6 olmalı. Ortaladığını söylemiştik. X'i sormuş. Cevabımız 6. Ağırlık merkezi geldi. Kenarortayların kesiştiği yer.
üçgenin ağırlık merkeziydi. 1'e 2 oranı vardı. Unutmuyoruz arkadaşlar. Uygulama 3. ABC'de paralel kenar KEX kaç birimdir? Şimdi biz bunu orta tabandan çözebiliriz. Orta taban yapalım. Orta taban şu şekilde, bakın paralel kenarsa AA yazalım. Biz bu AA yazınca EB'yi biliyoruz. EB nerede? EB K iken AE 3K. Buraya da 4K yazalım. Evet. İsterseniz şuradan kelebekten çözebiliriz bunu. A'ya 4K ise A'ya da 4K. Büyük bir kelebek daha var. Görüyorsunuz şuradan. Benzerlikten bunu çözeceğiz. 3K'ya X ise 3K'ya X ise 8K'ya 16 düşmüş. O da sadeleşince 2, cevabımız X eşittir 6 olmalı. Evet, örnek 4. ABCD paralel kenar AKDL BM CND doğrusuna diktir. KL 4 birim, AK 2 birim, BM 1 birim, CN 4 birim. ADX kaç birimdir diye sorulmuş. Bize arkadaşlar hani bu çapraz toplamı 2 ile 4'ün toplamı 1 ile DL'nin toplamına eşitti. DL'yi ne buluruz? DL'yi 5 birim bulduk. Burası 5 birim ise şu uzunluğumuz 2 birim olacak. Bu 4 birim. Hani 5 birimdi, bu da 3 birim. Paralellikten 3, 4. Ne geliyor? 3, 4. Neye karşılık geliyor? Dik üçgen 3, 4, 5 olmuş oldu. Doğru cevabımız 5. Daha pratik yoldan çözmüş oluyoruz bunu. 3, 4, 5. Uygulama 4. ABCD paralel kenar AEB'ye açıortay. DHEH eşit 4 santim. HC 10. Verilenlere göre bize BC kaç santimdir? Şimdi bizim bu dik olduğunu biliyoruz. Biz buradan bir muhteşem üçlü yapalım. Paralel çizelim. Bu buraya eşit olmuş oldu. Bu da buraya eşit olmuş oldu. Orta taban. Evet. 3 oldu. Hani 7, 7, 14, bu da 7. 3, 4, 5'ten bu da 5. Peki BC'yi sorduğu için bize şu uzunluğu biz biliyoruz 7. Bu uzunluğu da biliyoruz 7. Bu da 7. O zaman nedir BC'miz? BC'miz 12 olmuş oldu arkadaşlar. Uygulama 5. ABCD paralel kenar AE ve DE açıortay. Verilenlere göre CBK kaç birim karedir? Değerli arkadaşlar, bunun dik olduğunu biliyoruz. Evet, dik. O zaman H kare PK'dan H kare eşittir 8 çarpı 2'den H'ımız 4 olur. Bu alan 4. Bize şu alanı soruyor. Peki şu yüksekliğimiz nedir? Burası, yani uzunluğumuz 10. Bunun yüksekliğini nasıl bulabiliriz? Bunun yüksekliği de arkadaşım şu 10'sa paralellikten dolayı açıortay doğrusu üzerinde şuranın da 4 olduğunu biliyoruz. Açıortay doğrusu üzerinde kollara çizilen bu da 4 olur. O zaman biz bunun yüksekliğini 8 olarak bulmuş olduk. Açıortay doğrusu üzerinde kollara çizilen dikmeler neydi arkadaşlar? Oradan yardımcı olarak bize sonucu verdi arkadaşım. 4, 4. Bakın burası da 4. O zaman 8, burası 6. 6 çarpı 8 bölü 2 bize neyi alanı verir? Taralı alan 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 olmuş oldu. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik alanı verir. Tabanı A alırsam yükseklik HA, tabanı B alırsam B çarpı HB, taban çarpı yükseklik alanı verir. Peki iki kenarı belli, aradaki açı belli ise AB sin alfadan da bulabiliriz. Peki köşegenleri biliyorsam 1 bölü 2 çarpı AC köşegeni çarpı BD köşegeni çarpı sinüs alfadan çözebiliriz. Paralel kenarın köşegenleri paralel kenarı 4 eşit alana böler.
Bakın köşegenler birbirine ortalarda, oradan üçgenden yardımcı oluyor bu formül bize. Bu üçgeni biliyorsanız bu formülü ezberlersiniz. S, bu da S. Tabanları iki çizgiye S düşüyorsa iki çizgiye S. Tek çizgiye S düşmüş, tek çizgiye de S düşen. Peki bu nereden geliyor arkadaşlar? Şöyle bir paralel çizerseniz. Burası S1, paralel kenarın. Bu da S2. Görüyorsunuz S1 artı S2 eşit olduğunu ispatlamış olduk. Evet, ortadaki alan tüm alanın yarısıdır. Öğreniyoruz arkadaşlar. ABCD paralel kenar içinde bir nokta olmak üzere S1 artı S3, S2 artı S4. Çapraz alanları toplamı birbirine eşit. Aslında bu da üçgenden gelen bir sonuçtur. Şöyle çekersem bunu alan taşımadan buraya çekeriz. Şu alanda buraya çekeriz. Az önceki alan bununla bunun toplamı ortaya verdiği için S1 ile S3 de buraya kalacak. Buradan gelen bir sonuçtur. Peki bunun alanı nasıl birbirine eşit? Bakın tabanlar aynı, yükseklikleri aynı. Tabanlar aynı, yüksekleri aynı. Alanları da aynı. Olur. Üçgenden geliyor. Bunları öğreniyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki alanlar, alan KLMN, alan ABCD. Evet, alt tabanla üst tabanın toplamı bölü. Burada da paralel kenarda bir yamuk diye düşünürsek alt tabanla üst tabanın toplamını alanlar oranını veriyor. Yükseklikleri aynı olduğu için yükseklikleri sadeleşmiş oluyor. Peki bakın orta nokta ise S, 2S, S şeklinde bölüyor. Peki bu nereden geliyor? Bunu buradan ayırırsanız üçgenden gelen mesela bu S ise bu da S olarak bu da S. O zaman görüyorsunuz ispatlamış oldum. Peki burada bir köşeden gelip karşı iki kenarı orta noktalarını buluyorsa bizim doğrular parçalarımız oluşan alanlar S, 4S, S, 2S, 2S, 2S şeklinde. Bunlar kelebekten çıkar, benzerlikten çıkar, dikkat ediyorsunuz. Peki bir köşeden geldi, orta noktaları bulduysa 2S, ortadaki 3S, yanındaki 2S, köşedeki de S. Bakın buradaki alanımızda 3S, 4S, 3S, S, 3S, S, S, 3S, S şeklinde bölüyor. Alan ABCD bölü 5 KLMN'nin alanını veriyor arkadaşlar. Bunları kelebekten çıkarabilirsiniz. Benzerlikten değerli arkadaşlarım. LYS 2016 ABCD paralel kenar EH diktir AB, EH 3 cm, BC 7 cm şekilde ABCD paralel kenarın A ve B açılan açıortaylar DC kenar üzerinde E noktası kesişmektedir. Evet, bu o zaman ne olur? Burası dik olur arkadaşlar. Dikse bu 7 ise bu da 7. 7. Peki bize alanı sormuş. Peki biz buradan bir muhteşem üçlü çekelim. Bu 7 olsun. Bakın 7 burası. Bu da 7. Nedir? Tabanımız 14. Yüksekliğimiz 3. Bölü 2 içerideki alan. Çarpı 2 dediğimiz zaman nedir? Tüm alanı verir. Paralel kenar alanı. 3 çarpı 14'ten 42 olmuş oldu. Muhteşem üçlü yaptık. Paralel çektik. Görüyorsunuz 1, 2, 3. eşitlik. Muhteşem üçlü bizim sonucu bulmamıza neden oldu arkadaşlar. Bulduk yani. Örnek 5 ABCD paralel kenar DE eşittir EC, CF eşittir FB, CF 8 birim. ABFE dörtgenin alanı nedir diye sorulmuş. Biz bunu şöyle çekersek bu da 8 olur. Bu alan 16 ise bu da 16. Hani 16, 16, 32, ortadaki de 32 olmalı. Bize ABFE'nin alanını soruyor. 32 artı 8'den üçgenden çözdük. 40 arkadaşlar üçgen sorusu. Soru paralel kenarın içinde sorulmuş üçgen sorusu. Evet, burada da arkadaşlar bir üçgen sorumuz var. Eşitlik var. ABC paralel kenar EAB bir üçgen CFFB EAK 20 birim kare FKB 4 birim kare verilene göre ABCD'nin alanını soruyor. Şimdi biz yazalım. Biz buraya A diyelim. Bu alanda şu şekilde ayarlayalım. 4 artı A. Bu da 4 artı A.
Peki 4 artı a, 4 artı a bu paralelgenin yarısı. Bakın burası da yarısıydı. 20 artı a eşittir 2 tane 4 artı a'ya eşit yarısı. Şu alt taraf değerli arkadaşlar. Buradan şifreyi çözdük. 20 artı a eşit olmalı. Büyük a arkadaşlar. 8 artı 2 a. Peki a'mız ne oldu? A 12 oldu. Buradan atınca a 12 oldu. A 12 ise 32. Ortadaki 32 ise tümü nedir? 2 çarpı 32'den 64'tü. Hani şuradan arkadaşlar S tüm alan 2S şeklinde unutmuyoruz. Oradan çözmüş olduk. Uygulama 7 ABCD paralelkenar BD köşegen EC 2 tane DE A alan FBCE 44 birim kare ABCD'nin alanı sorulmuş. FBCE 44. Şurada bir oran var, onu kullanalım. DEK iken EC 2K olduğunu, burası da 3K. Buraya N dediğimde burası da 3N olur. Şuradan üçgenden yardımcı olalım. Bu alan A ise burası 3 alan. K'ya 4 alan, 2K'ya değerli arkadaşım 8 alan. 11 alan ne oldu? 44 alan ne oldu? 4. A 4 oldu. ABCD'nin alanını sorduğu için yarısı 12A. Bu yarısı da 12A. 24A'yı soruyor. 24 çarpı 4 dediğimizde arkadaşlar 96 olmalı arkadaşım. Cevabımız 96. ABCD paralelkenar DAP 8 birim, ABCD 40 birim kare olduğuna göre PBC kaç birimdir? Buradan biz DAP, nerede DAP? Burada arkadaşım 8. ABCD 40 ise yani yarısı olmalıydı. Bu ikisinin toplamı bu ikisine eşit olmalıydı. O zaman bu alanımızda nedir? Yarısı, 40'ın yarısı 20 olduğu için 20'ye eşit olması lazım 12'dir. Arkadaşlar. ABCD paralelkenar AC köşegen PH diktir AD, PK diktir AB, AD 9 santim, 3 tane PH, 4 tane PK, AB kaç santimdir? Şimdi burada arkadaşlar PH nedir? 4 alan diyelim, 4 alan, PK'da 3 alan olsun, burada alanımız. Peki AD kaçmış? AD 9. Evet, bir kural vermiştik arkadaşlar. Şu alanların birbirine eşit olduğunu. Evet, bu alanları birbirine eşitliyoruz. 4A çarpı 9 eşit olmalı. Bölü 2 üçgenin alanı. Buradan AB çarpı 3A bölü 2 üçgenin alanları birbirine eşitti. A'lar da gitti. AB ne oldu? 12. AB'nin uzunluğu olmuş oldu. ABCD paralelkenar AE 4 tane EF, EFK iken AE 4K. Şu alanı alabiliriz biz buraya. EC neymiş arkadaşlar? EC ne iken BE 2 ne? Buradan çözeceğiz. CF 3'müş. Bu alan 3 ise K'ya 3 ise 4K'ya kaç düşer? 12. N'ye 12 ise arkadaşlar 2N'ye 24. ABCD'nin alanı yarısı 36. O da 36 çarpı 2 tümünü verir. Alan ABCD'yi verir arkadaşlar. Doğru cevabımız 72 olmalı.